Bu bizim dede mesleğimiz. 1951 yılında dedem askeri terziyle başlayıp daha sonradan işlerimizi geliştirerek babam Ali Osman Alanya 1999 yılında 3 tane mağazamızla beraber Konya'da, Anadolu'da hizmet etmeye başlamıştır. Asker ve polis malzemesi satışı yapmaktayız. Öncelikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra vatandaşlarımızın çok duyarlı olduğunu görüyoruz. Daha önceden bunun 15 Temmuz süreci vardı. 15 Temmuz sürecinde biz aynı şeyleri yaşadık. Biliyorsunuz ki Türk milletinin bir asil damarı vardır. Damardaki vatandaşlarımız genelde bu tarz ürünleri çok tercih ediyorlar. Biz de onlara asker künyesi, tişörtü, kamuflaj tişörtlerimizden, asker berelerimizden, bordo bere, mavi berelerimizden, komando berelerimizden veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Özellikle 16, özellikle 16'dan belirtiyorum ki, çünkü genç arkadaşlarımız dizilerden çok etkileniyorlar. Birçok dizimiz var, askeri dizilerimiz. Bunlarla alakalı biz de dizilerimize zaten malzeme tedarikleri yapıyoruz. 16 yaşından başlayan ve emin olun 50-60 yaşına kadar gelen tüm vatandaşlarımız bizden bu şekilde talep ediyorlar. Emin olun annelerimiz geliyor, emin olun genç kardeşlerimiz geliyor, bacılarımız geliyor. Bu konuyla alakalı bizden devamlı askeri malzeme istiyorlar. İşte ne diyorlar? İşte askeri künyesi istiyorlar. Mehmetçik'le alakalı bazı ürünler istiyorlar. Biz de orijinal olmayan olan ürünlerimizi, yani bizim için halkımıza sıkıntısı olmayacak olan ürünleri insanlarımıza biz de fiyat konusunda yardımcı olarak malzemelerini veriyoruz. Konya'da 3 tane mağazamız hemen hemen her gün birçok ile 81 ilimize malzeme gönderiyoruz. Çok talep oluyor. İnsanlarımız çok malzeme talep ediyor. Tabii orijinal malzemelerimizi emniyet adreslerimize ve askeri adreslerimize gönderiyoruz. Bazı konularda emin olun kargo konusunda yetişemiyoruz. Çünkü devamlı bizden bu konularda talep istiyorlar. Yani ürün istiyorlar. Ben bere istiyorum, ben künye istiyorum. Ben işte örnek veriyorum, eşim asker, ona yemin merasimine gideceğim, çocuğumu askere çocuk kıyafeti giydirmek istiyorum gibisinden. Biz bunlara yetişemiyoruz. Şu anda çok talep var. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız onunla birlikte. Şimdi şöyle, biz Uzak orijinal, kaldır. orijinal Kaldır. asker ve polis malzemesi sattığımız için Kaldır. Sivil vatandaşı kimliksiz vermememizin en büyük nedeninden bir tanesi art niyetli insanlar olabiliyor. Örnek veriyorum, bu bizim insanımızı korumak için. Yani eylem yapabilirler, herhangi bir terör muhabbeti olabilir, propaganda olabilir. Biz bunları zaten günümüzde görebiliyoruz. İşte sahte polis, sahte asker. Biz bunun en büyük vermememizin sebebi askeriyle, garnizonla, emniyet mensuplarına çalıştığımız için ortak çalışmamızla beraber bunlarla alakalı satış yapmıyoruz. Çünkü bize dışarıdan gelen bir vatandaş, ben bir tane polis şapkasına ihtiyacım var dediği zaman maalesef veremeyiz. Neden? Çünkü onlar da bize saygı duyması gerekiyor. Çünkü her halükarda propaganda yapabilirler, eylem yapabilirler, terör eylemi yapabilirler ve biz bununla alakalı çok duyarlı çalışıyoruz. İnsanların kimliklerini sormadan kesinlikle ve kesinlikle malzeme satmıyoruz. Burayı çok seviyorum. Askerimizi çok seviyorum. Onlara buradan manevi olarak da destek vermeye çalışıyorum. Onların orada ne durum olduğunu bilemiyoruz. Biz de bu şekilde kamuflaj giyip bütün halkımızı böyle göstermek istiyorum herkese. Herkes böyle şekilde olması gerekiyor. Doğudaki askerlerimiz çok zor durumda olduğunu biliyoruz. Onların ne yaşadığını bilemiyoruz ama manevi olarak da destek vermeye çalışıyoruz. Her Türk asker doğar. Analar ağlamasın, şehitler istemiyoruz. Askerimize manevi olarak da destek olmaya çalışıyoruz. Onun haricinde hem çok kaliteli ürünlerimiz oluyor, hem devletimize, halkımız milliyetçi olduğunu gösteriyoruz. Halk olarak da hepimiz milliyetçiyiz bu konuda. Gerek askerimizin arkasındayız, gerek devletimizin arkasında olduğumuz için bu tarz ürünleri giyiyoruz. Giriş olan